Kısmi bölüm yöntemi hakkında bir örnek daha yapayım diyorum çünkü bu yöntemin artıları var ve aslında uygulaması da eğlenceli. Çok karışık bir örnek çözelim. Mesela örneğin 291 ile bölelim ve buraya birkaç rakam koyayım. 9 milyon 873 bin 952 bölü 291. Temel işlemleri yapıyoruz. 291 çarpı 1'in kaç olduğunu biliyoruz değil mi? Bu kolay. 291 çarpı 1 eşittir 291. 291 çarpı 10'un ne olduğunu biliyoruz. 2910. Şimdi bölümü tahmin etmemize yardımcı olması için birkaç sonuç daha bulalım. Geçtiğimiz örnekte 2 ve 5'i seçmiştim. İsterseniz şimdi de 3 ve 6'yı seçebiliriz. 2 ve 7'yi de seçebilirsiniz. İstediğiniz sayıları seçebilirsiniz. Bunlardan yalnızca bir tanesini de seçebilirsiniz. İsterseniz 3'ü deneyelim. 291 çarpı 3. Bunu aklımdan da yapabilirim ama hata yapmamak için işlemi şurada bir gerçekleştirelim. 291 çarpı 3. 1 kere 3 eşittir 3. 9 çarpı 3, 27. 2 çarpı 3 eşittir 6. 6 artı 2 eşittir 8. Demek ki işlemimizin sonucu 873. 873'ün burada ortaya çıkması garip. Tahminen beynim arka planda garip işlemler, işler yapıyor. Bunun sorunun gerçek çözümüyle ilgisi olmasa da neyse. Şimdi de 291 çarpı 6. Aslında bunun yani bir önceki işlemin sonucu çarpı 2 olacak ama hesaplayalım. 291 çarpı 6, 1 çarpı 6 eşittir 6, 9 çarpı 6 eşittir 54. 2 çarpı 6 eşittir 12 artı 5 eşittir 17. Yani 1746 bulduk. Bunu ve şunu yani iki işlem birden neden yapmak zahmetine girdiğimi sorabilirsiniz. Bu acayip sayı 291'e böldüğüm zaman elde ettiğim sonucu tahmin etmek için bu çarpımları kullanacağım. İlk olarak bu sayının tamamına bakalım. 9.873.952. Şimdi soralım. 9 milyon bölü 291 nedir? 291 çarpı 3, 873 olur. 873'ten sonra bir grup 0 var. Şöyle düşünelim, 873'ü seçiyorum çünkü baştaki rakamı 9'a en yakın. Ama 9'dan küçük. O zaman tamam dersiniz. Arkasında 1, 2, 3, 4 0 olacak. 291 çarpı 3 873 eder ama 8,73 8,73 milyon elde etmek için çarpı 3 ve 1 2 3 4 0 diyorum. Demek ki 30 binle çarpmam lazım. Bunu 291 çarpı 3'ten buldum. Bunu şundan çıkaralım. 2 eksi 0 eşittir 2. 5, 9, 3, 7 eksi 3 eşittir 4, 8 eksi 7 eşittir 1, 9 eksi 8 eşittir 1 ve şimdi 1 milyon 143 bin kaldı. Bunlardan hangisi bize bunu verir? Şimdi bakalım. Doğrudan 1746'yı kullanamayız. Bu çok büyük olur. Yine 873'ü kullanmak isteyebiliriz ama bu sefer 873 bin olacak. Bu eşittir 3 ve 1, 2, 3, 0 var. 1, 2, 3. 3 çarpı 291 eşittir 873, 3000 olunca 873, bin. Bunu daha düzgün yazayım. Bu 3000 olacak. 3000 çarpı 291. Emin olalım burada 2 var. 2 eksi 0 eşittir 2. Sonra tekrar çıkarıyoruz. 2 eksi 0 eşittir 2, 5 eksi 0 eşittir 5, 9 eksi 0 eşittir 9, 3 eksi 3 eşittir 0. Sonra da 4 eksi 7. Ödünç alırken soldan gitmeyi tercih ediyorum. Bu 1'den ödünç alabilirim. Burası 11 olur. Bu 4. Buradan bir ödünç alabilirim. Böylece bu 10 olur. Bu da 14 olur. 14 eksi 7 eşittir 7, 10 eksi 8 eşittir 2, ve şimdi 270.952. Bunun altında ne var? 291 çarpı 6 desek çok yaklaşırız. 1746'ya 2 sıfır ekleriz. Bu çarpı 6 ve 2 sıfır olur. Yani çarpı 600. Yine çıkarıyoruz. Sadece 6 ve 3'ü kullandığımı görüyorsunuz. Bunları daha önceden bulmuştuk. Böylece ek bir işlem yapmak zorunda kalmadım. 2 eksi 0 eşittir 2. 5 eksi 0 eşittir 5. 9 eksi 6 eşittir 3. 0 eksi 4. Bunu yapmanın birkaç yolu var. Buradan ödünç alabilirsiniz. Bu 6 olur. Bu 10 olur. 10 eksi 4 eşittir 6. Şimdi bu 1 eksildi, yani bunun için de ödünç almak gerekiyor. Bunu yaparız, 16 eksi 7. Eğer ödünç alma kısmını biraz hızlı yapıyorsam, hızlı geçiyorsam, bu konuda birçok video var, bunları bir seyredin. Buradaki esas amaç size farklı bir bölme yöntemi göstermek. Evet, ne dedik? 16 eksi 7 eşittir 9. Şimdi 96.352 ve sonra 873 mümkün olan en yakın sayı. Şimdi buraya 873 ve 2 sıfır koyalım. Buna göre bu 291 çarpı 3 ve 2 sıfır olur. Çarpı 300. Şimdi yine çıkarma yapıyoruz. 2 eksi 0, 2 buluruz. Bunu 16 yapalım, şunu 8 yapalım. 16 eksi 7 eşittir 9. Şimdi 9052'ye yaklaşacağız. Yine 873 bu rakamlar gayet iyi görünüyor. 873 yine 3' ile çarpmak istiyoruz ve sonra da 10'la. Yani buradaki çarpı 30 olacak. Ve tekrar çıkarıyoruz. 2 eksi 0 eşittir 2, 5 eksi 3 eşittir 2, Sonra da 90 eksi 87 eşittir 3. Çıkarmayı biraz hızlı yaptım ama sanıyorum anlıyorsunuz. Şimdi de 322'ye yaklaşacağız. Peki bunu nasıl yaparız? 291 yeterince yakın değil mi? Yani 291'i seçtik. Bir kere var. 1 çarpı 291 eşittir 291. 2 eksi 1 eşittir 1. 32 eksi 29 eşittir 3. Böylece kalanımızı 31 bulduk. 31, 291'e bölünmez. Kalanımız böyle. Bu çılgın sayıyı böldüğümüzde kaç buluruz? 9 milyon 873 ,952. Şimdi bunları toplamamız yeterli. 30 bin artı 3 bin. Aklınızdan da yapabilirsiniz. 30 bin artı 3 ,000 eşittir 33 bin. 33.600, 33.900, 33.931, 33.931 ve hata yapmadıysam cevabı bulduk. Bu sayıyı 291'e böldüğümüzde bölüm 33.931, kalan 31.